üç tane merkez söz konusu burada. Birincisi İstanbul'un Avrasya merkezi olması. İkincisi Selanik'in yeni Büyük Makedonya'nın başkenti olması. Üçüncüsü bu yeni yapılanma çerçevesinde özellikle Rusya'nın bu Ukrayna'yı yeniden yapılandırmaya doğru zorladığı aşamada Odessa diye bir şehir var orada. Odessa gündeme geliyor. Şimdi, hani İstanbul'u anladık. Evet, büyük imparatorlukların başkenti. Türkiye sadece İstanbul'da değil, bir de İzmir var başımızda. İzmir'de de bir bayrak denemesi yaptılar, işte anayasa İzmir yaptılar. Belediye Başkanı da açıkça böyle seferat kimliğiyle bu bölgede yeni bir yapılanma arayışı içerisine girdiğini görüyoruz. Bayraklar çıkartıyor, yok efendim eski bir takım hikayeleri yeniden canlandırıyorlar. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman, evet Türkiye'nin güneydoğusunda devlet isteyenler var. Doğu Anadolu'da Ermenistan projesi var. Doğu Karadeniz'de Pontus projesi var. Şimdi öbür taraftan efendim Klikya projesi, yok efendim Ege projesi, yok Trakya projesi. Bir tarafta Odessa merkezli Doğu Avrupa varken öbür tarafta Selanik merkezli efendim Yeni Makedonya, Büyük Makedonya projesi var. O zaman var. İstanbul merkezli de? İşte İstanbul merkezli Avrasya Birliği gündeme geliyor. Bunu İngiltere öne çekiyor. Çünkü İsrail'in Kudüs merkezli Büyük İsrail projesine İngilizler karşı çıkıyorlar. O nedenle İngilizlerin yeni gündeme getirdikleri proje bugün yeni Roma İmparatorluğu olarak devreye sokuluyor. Buyurun. Yani şimdi biraz şeyin avukatlığı gibi olmasın. Buyurun. Da evet. Kanal İstanbul, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması, bravo. İstanbul'un bir finans merkezi olması. Bravo. Yani hep uluslararası bir anlayışa hazırlık mı? Evet. Hepsi. Yani zaten diyorlar ki İstanbul'da ulusal yapı yok. İstanbul kozmopolit bir yapı. Bütün dünyadaki kozmopolit yapılar gibi İstanbul'u da Avrasya'nın ortak merkezi yapalım diye İngilizler düşünüyorlar. Bakın İngilizler biliyorsunuz İstanbul Belediye Başkanı'yla çok yakınlaştılar. İstanbul merkezli bir Avrasya projesine yöneldi İngilizler. Burada Pekin-Londra hattı belirleyici olacak. Bu süreç içerisinde Londra'nın ben önümüzdeki dönemde İstanbul'a taşınacağı kanaatindeyim. Çünkü İngilizler artık adalardan dünyayı yönetemez hale geldiler. İstanbul merkezli bir Avrasya yapılanmasını dünyanın ortasına büyütecekler. Yani böylece Orta Doğu ve Orta Asya değil ama bir büyük Avrasya yapılanmasına İngiltere'nin destek vereceği kanaatinde. Bir İngiliz işgali gördük yani bu İstanbul'dan yönetilmek demek. Ama bakın ne dedik toplantının başında? İngilizler bir yere girerler ve bir daha çıkmazlar. Türkiye'den hiç çıkmadılar mı hocam? Çıkmadılar, hayır. Amerika'da girer bir ülkeye çıkmaz. Ve bakın İngilizler devletleri kurdular. Bağımsızlık verdiler. Şimdi Amerikalılar da o devletleri içeriden ele geçiremiyorlar. İngilizlerin kurdukları devletleri. Ne yapıyorlar? Askeri üsler kuruyarak devletleri askeri üsler üzerinden yönlendirmeye çalışıyorlar.